Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler ve Türkiye'de nüfusun sık olduğu ve seyrek olduğu yerler ÖSYM tarafından sorulur arkadaşlar. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Yani etkileyen faktör dediğimde ne yaptık? Doğal faktör ve beşeri faktör diye ikiye ayırdık. Doğal faktör deyince hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiçbir şey düşünmeden doğal faktör iklim, yer şekilleri, su kaynakları, toprak verimliliği, bitki örtüsü diye anında bu 5'ini sayıyorduk. Gördüğünüz gibi burada var. Beşeri faktörler, nüfus, tarım, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm, madencilik gibi faaliyetleri burada arkadaşlar yine sayabiliriz. Yani insani fa faktörler. Şu haritayı arkadaşlar, yandaki fizik harita defterinizde yok. Daha doğrusu 3D defterinizde yok. Ben burada konuyu daha rahat göstermek için koydum. Ama şu gördüğünüz harita, özellikle benim numaralandırdığım harita inanılmaz derecede güzel bir harita arkadaşlar. Özellikle bu haritaya dikkat ediniz. Buraya baktığım zaman Türkiye'de nüfusun bazı bölgelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Mesela bunlardan birincisi Doğu Karadeniz kıyı şeridi arkadaşlar. Biraz daha ayrıntılı göreceğim dedim, göstereceğim dedim. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de nüfus daha çok şu gördüğünüz kıyı şeridinde. Aynı arkadaşlar buradaki yerleşmeler tesbihin boncukları gibi ip gibi dizilmiştir. Yani kıyıda toplanmıştır. Niye? Çünkü arka tarafında hemen yüksek yüksek dağlar var. Kuzey Anadolu dağları var. Doğu Karadeniz dağları ya da Rize dağları, Kaşgar dağları, Giresun dağları burada olduğu için nüfus nereye doğru itilmiş arkadaşlar? kıyıya doğru. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Doğu Karadeniz'de nüfus yer şekillerinden dolayı kıyıda toplanmıştır. İç kesimler yer şekilleri engebeli olduğu için nüfus azdır. Olabildiğince tane tane anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu kafamıza yerleşmesi lazım arkadaşlar. Bunların hepsi değerli olduğu için buradaki bilgilerin arkadaşlar bu slaytta hiç şu önemli bu önemlidir demeyeceğim. 11 maddenin 11'i de tek tek soru olarak karşınıza gelebilir. İkincisi Orta Karadeniz'de verimli ovalar. Karadeniz kıyısı İstanbul tarafını hariç tutarsak Karadeniz'de nüfusun en yoğun olduğu alan şu alan. Özellikle de şurada gördüğüm Samsun'un ilçeleri Bafra ve Çarşamba Delta Ovaları. Niye? E çünkü tarım faaliyetleri var. Artı Samsun çevresi biraz daha ılıman özelliklere sahiptir. Ve Samsun'da bir liman olması ve ona bağlı olarak da sanayinin gelişmesine bağlı olarak nüfuslanma fazladır. Yani ben Samsun için ayrıca liman ve sanayi özelliği de söyleyebilirim. Batı Karadeniz'e geldiğimizde özellikle burada Zonguldak ve çevresi diyeceğiz. Zonguldak deyince bizim aklımıza hep ne gelir arkadaşlar? Taş kömürü gelir. Yani Zonguldak'ta taş kömürü ve taş kömürüne bağlı gelişen madene dayalı olarak gelişen yani taş kömürüne dayalı olarak gelişen demir çelik sanayisinden dolayı orada nüfuslanma fazla. Yani 3 numarada nüfus niye fazla dersek arkadaşlar demek ki maden ve madene dayalı kaynaklardan, sanayiden dolayı dememiz lazım. Bu üç bölgede nüfus fazla. Aslında Karadeniz'de nüfus kıyıda toplanmış, iç kesimlerde ise nüfus azdır. Ve tabii ki burada haritaya baktığımız zaman dört numara. Ne demişiz? Çatalca Kocaeli. Yani aslında burada kim var arkadaşlar? İstanbul var. İstanbul'da ne yok arkadaşlar? Her şey var. Sanayi var, ulaşım var, ticaret, turizm, eğitim, sağlık gibi bir sürü sektöre bağlı olarak İstanbul İstanbul oldu. İstanbul'un gelişmesine neyin katkısı çok azdır? Tarımın ve madenciliğin. Bunların katkısı azdır, diğerlerinin katkısı çok fazladır. Ancak şöyle de bir yorum yapmamız lazım. İstanbul'da nüfus niye fazla? Sanayi yoğun olduğu için. İstanbul'da sanayi niye fazla? Ana yollar, ulaşım yolları üzerinde olduğu için hem deniz yolu, hem karayolu, hem hava yolu, hem demiryolu bunların hepsinin kesiştiği yer arkadaşlar İstanbul ve İstanbul tarihin her döneminde bulunduğu zamanın en önemli şehri olmuştur. Osmanlı'nın da en önemli şehri, Bizans'ın da en önemli şehri İstanbul her zaman bulunduğu bölgenin merkezi durumunda olmuş arkadaşlar. En önemli sebebi günümüz için düşündüğümüzde ne diyeceğiz arkadaşlar? Sanayi özellikle ulaşım ve sanayi faaliyetleri. 5 numara Güney Marmara ya da Bursa çevresi. Bursa çevresinde nüfusun fazla olmasının sebebi arkadaşlar yani Güney Marmara'da nüfusun fazla olmasının sebebi tarım. Bursa'da çok değerli tarım alanları vardır arkadaşlar. Çok güzel ovaları vardır ve Bursa'da bu tarımdan dolayı sanayi faaliyetleri gelişti. E sanayi faaliyetleri de gelişirse ticaret de gelişir mi? Evet. Ama en önemli ikisi derse hangisini almam lazım? Tarım ve sanayi alacağım. Devam ediyorum. Biraz şöyle küçülttüm arkadaşlar. 6 numara İzmir ve çevresi. Şu gördüğümüz alan İzmir ve çevresi. Yani kıyı Ege Ege'de tarım faaliyetleri ve sanayi faaliyetleri aşırı derecede gelişmiş. Aynı Bursa gibi tarım ve tarıma dayalı sanayi gelişmiş. Yani İzmir'in arkadaşlar çok verimli alanları var. Buralarda tarım çok gelişmiş ona bağlı da sanayi gelişti. E İzmir'de bir de liman var arkadaşlar. Yani ulaşım ve ona bağlı ticaretle gelişti İzmir limandan dolayı doğru. Ve son yıllarda turizm de var. E, o zaman İzmir büyüyebilir, doğru. Bugün zaten Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. İkincisi Ankara, üçüncüsü İzmir, dördüncüsü Bursa. Yani bu gösterdiğimiz alanların hepsi yoğun nüfuslu yerler. Antalya çevresi, dikkat ederseniz normalde Antalya ili şöyle bir alanı kapsar arkadaşlar. Antalya'nın tamamı değil, sadece bu şehir merkezinin olduğu yerde nüfuslanma fazla. Antalya'da nüfusun fazla olmasının sebebi ise turizmden dolayı. Yalnız dikkat edin. Eğer bakın şu alanları gösterseydi. Bakın hemen kıyıya gelmeden arka tarafları maviyle tarıyorum. Eğer bu gösterdiğim alanlar olsaydı nüfus çok 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 az diyecektik. Yer şekilleri engebeli olduğu için. Ya da karstik araziden dolayı. O yüzden Antalya'nın bulunduğu alan biraz daha hassastır arkadaşlar. Devam ediyorum. Çukurova çevresi. Çukurova deyince ne gelir akla? Can Adana gelir. Doğru mu arkadaşlar? Adana çevresinde. Acaba nüfus niye bazı? Adana verimli toprakların anavatanı. Yani tarım. Ve tarıma dayalı sanayiden dolayı hızla gelişen şehirlerimizden birisi. Özellikle arkadaşlar sorularda karşımıza gelir. Burada Güney Marmara Bursa çevresi, Kıyı Ege İzmir çevresi ve Çukurova Adana çevresi neden sık nüfuslanmıştır der. Neden sık nüfuslandı arkadaşlar? Tarım ve tarıma dayalı sanayiden dolayı. Devam ediyorum arkadaşlar. Şuraları karaladığımız yerleri kaybedelim. Devam. 9 numara. 9 numara burası Eskişehir Ankara özellikle Ankara yani Ankara'da da nüfus oldukça fazla. Peki Ankara'da nüfus niye fazla arkadaşlar? Ankara'da bugün 5 milyon hatta 6 milyona yakın insan yaşıyorsa bunun en önemli sebebi arkadaşlar tabii ki idari özelliğidir. Bulunduğu alanın başkenti olduğu için veya e, hizmet sektörü geliştiği için Ankara'da bugün 5 milyon 5 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Ha bunun dışında Ankara'da sanayi yok mu? Tarım yok mu? Var. Ama Cumhuriyetin kurulduğunda 20 bin nüfusa sahip bir kasaba halindeyken Ankara 5 milyonun üzerinde bir metropole dönüştüyse bunun en önemli sebebi tabii ki idari özelliğidir. Doğu Anadolu'da arkadaşlar genel anlamda nüfus az. Şöyle gösterecek olursam şu alanda genel anlamda nüfus az. Ancak Burada Malatya ve Elazığ çevresinde bakın şu alanlarda birazcık nüfus artıyor. Ha, aşırı değil ama biraz daha fazla. Niye? Şöyle düşüneceğiz. Doğu Anadolu'da nüfus niye az arkadaşlar? Yer şekilleri ve iklimden dolayı. Bu yüzden Doğu Anadolu'nun batıya yakın olan Malatya Elazığ tarafı iklim koşulları ve yer şekillerinin o çevreye göre daha uygun olmasından dolayı birazcık sık nüfuslanmıştır. Devam ettiğimde Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Şanlıurfa yer şekillerinin sahibi olması. Özellikle Urfa için ulaşım yolları üzerinde pardon Antep için ulaşım yolları üzerinde olması ve yine Antep için sanayi tesislerinin olması. Urfa için verimli tarım alanlarının olması nedeniyle bu alanlar çok kalabalıklaşmıştır diyoruz. Yani şu gördüğümüz alan Güneydoğu'nun batısına doğru özellikle Gaziantep, Şanlıurfa hatta Diyarbakır'ı da sayabiliriz burada. Mardin'le sayabiliriz. Gaziantep ve özellikle Şanlıurfa'da demek ki nüfus fazla. Gaziantep özellikle ana yolların kesişme noktasında bulunduğu için ve sanayi fazla olduğu için gelişmiştir. Şanlıurfa ise özellikle tarımdan dolayı. Bir de arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgemizde doğal nüfus artışı da çok yüksektir. Evet bir örnek sorumuza devam ediyoruz. Haritada 3 yer gösterilmiş. Hatta şöyle ben adlarını da yazayım. Bursa çevresi, İzmir, Adana çevresi. Buralarda nüfus niye fazlaydı arkadaşlar? Bir, verimli tarım alanları olması ve bu verimli tarım alanlarında yetişilen tarım ürünlerinden dolayı sanayi faaliyetlerinin gelişmesi nedeniyle sık nüfuslanmıştır. Yani bu durumda cevabımız 2 ve 3. Bunlar da maden çeşidi veya maden rezervinin fazla olması gibi bir durum söz konusu değil. Ve gelelim Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerler. Yine bunları da tabii ki nedenleriyle birlikte yapacağız ama çoğunluğunun nedeni zaten aynı. Harita kırmızı olduğu için ben kalemimi mavi aldım. Az önce göstermiştim ben arkadaşlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri. Haritadan da göstereceğim fizik haritadan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri dedik. Bunun dışında arkadaşlar şu gördüğümüz alanı bilelim. Şöyle ben biraz daha farklı kalem kullanacağım. Burası neresi Yıldız Dağları. Aslında Marmara oldukça yoğun nüfusu yerdir, ama Yıldız Dağları. Bilmiyorsanız yazınız kırklar eli çevresinde. Nüfus biraz daha azdır. Yani burası Kırklareli ya da neresiymiş Yıldız Dağları. Bunu da nüfusun az olmasının sebebi bir. Burada hafiften dağ olması. İkincisi arkadaşlar ana yollar böyle gelir ve buraya doğru gider. E bu alan burada kaldığı için yani ana yollara sapak kaldığı için biraz daha nüfus azdır. Hatta şöyle derler kuş uçmaz kervan geçmez bir yerlerdeyseniz arkadaşlar orada nüfus biraz az olur. Evet bu ikisini saydık. Biga ve Gelibolu yine aynı şekilde yer şekillerinden dolayı. Biga ve Gelibolu dediğimiz Gelibolu bu gördüğümüz neresi arkadaşlar? Çanakkale'nin Avrupa tarafı Anadolu tarafına ise biz ne diyoruz? Biga yarım adası adını veriyoruz. Ve artık Menteşe'yi öğrendiğinizi düşünüyorum. Söyle, söyleye söyleye de baya dilimizde de tüy bitti de diyebilirim arkadaşlar. Menteşe yöresi, Muğla çevresi biraz şöyle ayrıntılı girmem lazım. E hocam orada Bodrum, Marmaris, Datça gibi şehirler var. Yazın kalabalık oluyor. Doğru. Biz böyle burayı gösterirken Muğla çevresini özellikle şöyle gösteririz arkadaşlar. Bakın kıyıya dokunmadım. Muğla'nın dağlık bölgesi, o bölge arkadaşlar Menteşe yöresidir. Oralarda nüfus az sebebi ise yer şekilleri. Yine aynı durum şu ikisini birlikte göstereceğim. Teke ve taşeri nedenlerine bakıyorum. İkisinde de karstik arazi nedeniyle yer şekillerinin engebeli olması. Yine dikkat ederseniz bakın taradığım alana şöyle bir dikkat edin. Kıyıya birazcık daha uzak kalıyorum arkadaşlar. Şu alanlarda görülüyor. Ben de böyle eğilince arkadaşlar benim biraz e, alnımın açık olduğu görülmüyor ama kusura bakmayın artık yapacak da bir şey yok. Parlamıyordur inşallah. Ben de yeni fark ettim ama. Evet. Bu gördüğümüz alan teke ve bu gördüğümüz alan taşeli diyoruz arkadaşlar. Evet. Teke, taşeli karıştırılır bunlar. Karıştırmayınız. Teke, taşeli. Teke, taşeli. Yazılışına göre sırasını bu şekilde düşünürüz. Burası karstik araziye sahip olduğu için yani yer şekilde engebeli olduğu için nüfus az. Hakkari çevresi arkadaşlar. Yani şu gördüğümüz alan Hakkari çevresi iki sebepten dolayı nüfus az bir yer şekilleri engebeli. iki iklim koşulları özellikle Hakkari yüksek bir alanda bulunduğu için arkadaşlar kış ayları çok uzun soğuk ve çok karlı geçiyor. Hatta çoğu köyün yolu kapanır bu yüzden orada nüfus biraz daha azdır. Ve sorularda hep farklı olarak sorulan Tuz Gölü ve çevresi. Şimdi Tuz Gölü ve çevresine şöyle bir giriyorum arkadaşlar. Hatta bunun rengini de değiştiriyorum. Şöyle bir renk aldım. Şu gördüm. tuz gölü ve çevresinde nüfus az. Halbuki orası çok düz bir alan evet. Ancak iklim koşulları nedeniyle yani Türkiye'nin en, Türkiye en az yağış alan yeri olması nedeniyle kurak bir yapıya sahip. Burada bitki yetişmesi çok zor. Bu yüzden tarım ürünleri yetiştirilemiyor tarım faaliyetleri yapılamadığı için hayvancılık için yeterli mera olmadığı için arkadaşlar kuraklıktan dolayı maalesef Tuz Gölü ve çevresinde nüfus azdır. Burada dikkat ederseniz yaklaşık olarak 8 tane önemli nüfusun az olduğu yerler söylemişiz arkadaşlar. Bunların diğerlerinin hepsinde mutlaka ne var? Yer şekilleri var. Ama Tuz Gölü dümdüz olmasına rağmen Tuz Gölü ve çevresi İklim koşullarından dolayı seyrek nüfuslanmıştır. Eğer bu benim dediğim son 8. maddeyi iyi anladıysanız bu konuda her türlü soruyu yaparsınız. Ve ÖSYM nasıl sorarmış? Aşağıda Türkiye haritasında bazı yerler taranarak gösterilmiş. Doğu Karadeniz, Yıldız Dağları, Tuz çevresi, Menteşe, Teke, Taşeli, Hakkari. Bunların ortak özelliği neydi? Bitki örtüsü demiş. Konya bozdu. Tuz gölü çevresi. Doğum oranları yüksek olan yerlerdir. Çok da değil. Nüfus yoğunluğu az olduğu yerlerdir. Sanki bu olacak gibi. Sanayi gelişmiş mi? Hayır. Yüksek engebel alanlar mı? Doğru. Ama tuz gölü çevresi bozuyor. Yani bu durumda cevabımız C seçeneği olacaktır. Çok önemli bir videoyu anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Bu video bir defa izlenmez. Bu video en az 4-5 defa izlenir çünkü soru gelir arkadaşlar. Gelmese bile bunu AYT'de size mutlaka bununla bağlantılı kısımlar gelir. Bu yüzden bunu iyi biliniz. Hiçbir şey de bilmeseniz bile yarın üniversiteye gittiğiniz zaman sen nerelisin dediğiniz zaman Menteşe, Muğlalıyım derse, Kırklareli'yim derse onunla konuşurken bunları söylerseniz en azından havanızı atarsınız arkadaşlar. Bir başka videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Ama şunu bir daha söylemek istiyorum. Çok önemli bir video izledik. Ve bu harita buna çalışırken mutlaka haritaya not alınız. Harita olmazsa olmaz. Hoşçakalın.